Kadın 4 yıl önce kaza geçirdi ve sağ kolunu kaybetti. 220 bin lira verip aldığı biyonik protez arızalandı. Geri gönderdi. Bir daha geri alamadı. Hayatı ikinci kez kabusla döndü. Şimdi yapay bir protezle hukuk mücadelesi veriyor. Kazada kolunu kaybetti. Hayata tutunmak için biyonik protez kol aldı. Arızalanınca iade etti, yenisini istedi. 4 yıldır kolsuzum. 2 yıldır kozmetik protezim var. 2 yıldır bekliyorsunuz. Yani. Evet, 2 yıldır sürekli bekliyorum. Ama aradan 1,5 yıl geçti. Firma ne eskisini tamir etti ne de yenisini verdi. Çaresiz kalan genç kadın kozmetik kolla yaşama tutunmaya çalışıyor. Benim biraz daha hızlı olmamı engelliyor. Diğerinin parmakları çalışıyor. Saliha genç, 32 yaşında. 4 yıl önce yaşadığı kazayla tüm hayatı alt üst oldu. Saliha genç 2014 yılında bir trafik kazası geçirdi ve sağ kolunu dirsek hizasından kaybetti. Biyonik kol takma kararı verdi. Ancak o kararı verdikten sonra yaşadıkları onu hayattan biraz daha kopardı. Ölçüsü alındı. Kozmetik protez yapıldı. Sadece kendimi iyi hissetmem amaçlı yapıldı. Ama ondan sonrasında biyonik protezle alakalı tam bir sonuç alamadım. İddiaya göre 220 bin lira değerindeki protez kol teşhir ürünüydü. Kısa süre sonra arızalandı. Protezi aldığım günün ertesi günü dirseği kilitlendi, eli yerinden çıktı ve kilitlendi. Firma Saliha Genç'e biyonik yerine sıradan bir kozmetik protez kol gönderdi. Saliha Genç yaklaşık 1,5 yıldır işte bu gördüğünüz kozmetik kolla hayata tutunmaya çalışıyor. Biyonik protez gibi değil, parmaklarını oynatamıyor ve günlük ihtiyaçlarını da karşılamakta oldukça zorlanıyor. Genç kadın gönderilen bu ürünü iade etmeye çalıştı. Ancak firma bu talebi reddetti. Biyonik protezin parmak aralarında yapıştırıcılar var, çizikler var. Bunun değiştirilmesini talep ediyorum dedi. Mustafa Bey ilk başlarda tabii değiştiririm dedi. Sonraki gelen protezde değiştirmediğini gördük. Firma sahibi ise ürünün ölçüye göre alındığını, iadesinin imkansız olduğunu iddia etti. Mağdur olmadı. Mağdur olmasının sebebi iletişimsizlik. Kendisi bize ulaşmadı. Konu mahkemede. İşini bile kaybeden Saliha Genç bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor. 4 yıldır kolsuzum. İş hayatıma bu yüzden son vermek zorunda kaldım.